Seninle biraz konuşalım Ramazan. Gel şöyle oturalım. Ne konuşacaksan böyle konuş. Yeminim var. Devlet adamıyla karşılıklı oturma. Hakkındaki bütün dosyaları okudum. Müdür Hamit'in yazdığı dosyalar mı? Sen o dosyaları al da git hamamın kazanını tutuştur. Seninle adam gibi konuşmaya çalışıyorum Ramazan. Birkaç soru soracağım. Sonra da gideceğim. O dosyalarda Çavuş'un Çoban Ahmet'le simitçi Emin'i nasıl öldürdüğü yazıyor mu? Ekrem Öztürk'ün çevirdiği dolapları yazıyor mu o dosyalar? Sayın savcım. Hürmetler. Ben o bahsettiğin dosyaları ne arşivle ne de müdürün odasında göremedim. Bu şerefsiz itin kemiğini sakladığı gibi toprağın altına saklamıştır o dosyaları. Niye yapsın böyle bir şey? Hak hukuk kitapta yazılan uygulamaya benzemez Savcı Bey. Çavuş'la Hamit arasındaki işbirliğini sen bulacaksın. Sen koskoca savcı değil misin? O dosyalarda benimle ilgili ne yazar bilmem. Ben hak için yaşadım. Babamdan, atamdan öyle gördüm. Ben hep adalet için savaştım Savcı Bey. Ramazan, adalet böyle kafana göre dağıtılmaz. Bunun için mahkemeler var. Devlet var. Babam öldürüldüğü zaman neredeydi o devlet? Süreyya öldürüldüğü zaman neredeydi o mahkemeler? Bu cezaevinde sırım gibi delikanlılar öldü. O adalet neredeydi o zaman? Sen bana Çavuş'la Ekrem Öztürk'ün yaptıklarının cezasını çekeceklerine dair söz verebilir misin? Süreyya'nın kanı yerde kalmayacak diye söz verebilir misin? Babamın kemikleri sızlamayacak diye söz verebilir misin? Lafı güzah bunlar. Bugün konuşulur, yarın unutulur. Zaten Ovacık cezaevinde ne zaman adalet yerini bulmuş ki? Benim olduğum yerde adalet her zaman tecelli eder. Bunu unutma. Bu Abdurrahman Çavuş için de geçerli. Ekrem Öztürk için de. Bir laf vardır Savcı Bey. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Güvenimizi istiyorsan kazanacaksın. Sen önce Çavuş'la Ekrem Öztürk'ün hasır altı edilen dosyalarını bul. Ondan sonra tekrar konuşalım. İzninle Savcı Bey. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selam. Hoş geldin abi. Sağ ol. Abi ben Muzaffer. Bu da Kadir baba. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk baba. Bu da Bedri, koğuşun ağası. Hoş geldin Ramazan kardeş. Benim adım Bedri. Namın senden önce geldi ya. Abi bu tarafta boş bir yatak var. Bak Bedri kardeş. Ben senin gibileri daha önce çok gördüm. Benim olduğum koğuşta kimse ağalık yapamaz. Ağa falan tanımam. Haraç kesemezsin. Kumar oynatamazsın, anladın mı? Hele bir sen yerleş. Bunları sonra konuşuruz. Ben konuşacağımı konuştum. Gel oğlum, sen yorgunsun. Bir şöyle gidelim. Ramazan abi, sen de bir iki lokma bir şey yeseydin. Sağ ol Muzaffer. Siz yiyin, afiyet olsun.
Lan Muzo. Amma yedin lan. Getir. İskarpinlerim baya. Kime diyorum lan? Kalksana it. Otur yemeğini ye. Senin için hayatını hapiste geçir dediler. Racon iyi bilir dediler. Ama koğuş ağasına nasıl davranılır bilmiyorsun Ramazan kardeş. Sen de bu yaşa gelmişsin, adam olmayı öğrenememişsin. Sen beni anlamadın galiba. Bir daha bu garibanları ayak işlerine yollarsan senin o bacaklarını kırarım. Sen kendini ne zannediyorsun lan? Benim koğuşta bana posta mı koyuyorsun? Beni iyi dinleyin lan. Ben idamlım. İki kişi daha öldürürüm. Kimse de hesap sormaz. Anladınız mı? Herkes yemeğini yesin. Muzo sen de. Sen benim lafımı dinlemeyecek misin lan? Abi yapma böyle. Sen benim lafımı dinlemeyecek misin? Kadir abi kimdi onlar? Burhan. Bedir'in de ağasıydı. Kök söktürdü mahkumlara. Müdür Dilave Bey de ondan yanadır. Çünkü avantajlıydı mütemadiyen. O Dilaver de büyük çakal abi. Memleketin bütün hapishaneleri aynı yala akseli. Bu Burhan'la Dilaver aynı benle rahmetli Hamit müdür gibi. Abi ölmeden şunları bir indirseydik. Lan bir sus. Tamam sustum. Bana bak Ramazan Keskin. Senin namın, şanın sökmez bana. Benim gözümde buradakiler gibi adi bir suçlusun. Asıl adi suçlu sensin. Avantajcısın. Rüşvetçisin. Bana bak. Lafını bil de konuş. Burada adam gibi yaşamak için sana rüşvet mi vermek gerekiyor? Avanta mı vermek gerekiyor? Bana bak müdür efendi. Ben burada olduğum sürece mahkum kayıramazsın. Avanta alamazsın. Ben burada olduğum sürece rüşvet alamazsın. Sen devlet adamısın. Adil olacaksın, adaletli olacaksın. Anladım ben seni. Sen arkandakilere güveniyorsun. Onun için gür çıkıyor sesin. Sen bizi tanımamışsın müdür efendi. Biz sırtımızı Allah'tan başka kimseye yaslamayız. Tüylerim diken diken oldu ya la Aksel'e. Bu Ramazan'ın yanında olmak böyle bir şeymiş demek ki. Müdür Hamit'e de az posta koymamıştı böyle. Hela. Ey gidi günleri. Keşke rahmetli de burada olaydı da ona da iki fırça kayaydı Ramazan. Ramazan Keskin. Kalk bakalım. Müttehim Bey seni görmek istiyor. Kalk. Abo. Ne olmuş lan buna? 3-5 güne kalmaz kendi yatağı bu musalla taşına. Şşt.
İlk iş Ramazan'ın koğuşundaki tecriti kaldıracağız. Ama sayın savcım haksızlık bu. Hemen. Böyle ceza olmaz. Tabii tabii. Bit tabii. Olamaz. Gir. Gir. Başefendi sen dışarıda bekleyebilirsin. Ben savcı Ömer Yücel. Bundan sonra bu hapishanenin sorumluluğu bende. Bütün raporlarını okudum Tatar Ramazan. Ne yapacağız seninle? Hı? Seninle iyi de geçinebiliriz. Kötü de. Kararı sen vereceksin. Uzun zamandır münferitteymişsin. Koğuşuna dönmek istiyor musun? Peki. Münferit cezan sona erdi. Bakalım Hamit Bey'in söylediği gibi aklını başına toplayabilmiş misin? Başefendi! Bundan sonra Ramazan Keskin de diğer mahkumlar gibi avluya çıkartılacak. Sonra da koğuşuna götürülecek. Ehlileştirmişsiniz mahkumu. Nasıl da çekiniyor sizden. Biraz daha müferitte kalaydı. İyiydi de. Aç şu kapıyı. Aç! Abdurrahman Çavuş! Ramazan kardeş. Sen de burayı komşu kapısı belledin. Hastamız var ağır. Sende ilaçlar varmış. Senin Zula'ya bir bakalım dedik. Nerede ilaçlar? Galiba Abdurrahman Çavuş. Ben kumar oynatmam dedim. Garibanın hakkını kimseye yedirmem dedim. O iş öyle değil Ramazan kardeş. Zorla oynatmıyoruz ya. Kendileri istiyorlar. İkimize de laf düşmez. Madem laftan anlamıyorsun, belki bundan anlarsın. Çavuş madem size zorla kumar oynatmıyor o zaman beni dinleyin. Ben burada kumar oynatmam. O iş o kadar kolay değil. Önce borçlarını ödeyecekler. Ne kadar borcun? 30 günlük tayin. İnsan ekmeğini kumara verir mi lan? Aç kalırsın aç. Ramazan. Kardeş. Biz tenceremize kan koyar kaynatır, bıçağımızla karıştırırız. Alttan alıyoruz diye bizi başkalarıyla karıştırma. Sen daha bizim kim olduğumuzu öğrenemedin. Ben dün gece seni çok iyi öğrendim Abdurrahman Çavuş. Tez vakitte sen de beni öğreneceksin.
teşekkür ederim. Birazdan gelecek Münir. Burada bekleyin. Gelsin. Bekliyoruz. Hazırlıklı ol. Bunlar filmi çevirmeye başladılar bile. Ben hazırım çavuş. Bak, arkadaşım bağlamasının telini kopardım. Bir mevzu olursa bununla boğacağım şerefsizleri. Nereye gidiyorsunuz la siz? Müdürün işi çıktı. Sana koğuş ağasını getirdim. Buraya kadarmış Tatar Ramazan. Gardiyan! Gardiyan! Bir bak hele. Ne var? Şimdi seni öldürünce benim namım ne yürüyecek biliyor musun? Herkes beni konuşacak, benden bahsedecek. Koskoca Tatar Ramazan'ı Bedri indirdi diyecekler. Bir de üstten üstlük para verecekler. Cezamı da affedeceklermiş. Piyango gibi adamsın be Ramazan. Yettim Ramazan.